Sen hükmü ilahiden yüzünü çevirir. Feriyekun minhum, bir kısım onlardan. Min ba'di zâlike, bu ikrardan. Bu ikrardan sonra bir kısmı dönüyor. İkrar ediyor, münafıktır çünkü. Fakat dönüyor kalbinde. Ve mâ ulâike bil mü'minin. İşte onlar mü'min değiller. Gerçi diliyle itiraf ediyor. Fakat kalbinde olmadığı için hiçbir kıymeti yoktur. Yahudi 100 defa kelime-i şehadeti söylese yine Yahudidir. Başka hiçbir şey değildir. Yani yâbidu anil inkiyâd, hükm-i ilahiden itiraf ediyor. Geri dönüyor. Ve küfür, sen devam et hatta. Küfür, sen beni saklanıyor. Hatta mürted olur. Mürted olur, o küfrün yine bazı şeyleri var ama onun o da yok. Yani hükmü şeriatıyla onu öldürüp kendini cevherir. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ O münafıkların bir hali var. Zahirinde Müslümanım diyor. Bak Resulü Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem bütün münafıkları bilir. Allah bildirmiş ki. Fakat fettariyetle müntasır olduğu için kimsenin korkusu onun yüzüne vurmaz. Ta son zamanında ey ayet nazil oldu ey Habibim, namaz kılma bunların üzerine. Resul-i Ekrem namaz kılmadığı zaman belli olur diyor münafıklar. Ondan anlaşıldı. Bunların hazır hayat-ı peygamberide olan şeyi buydu. Yahudilerle mesela davalar düşüyordu. Nitekim Hazreti Ömer'in zamanında olmuş bir dava, ona işaretleri ayet. Yahudiler de münafıklar da birileri Resul-i Ekrem haktan ayrılıyor. Yani düşman olduğu halde, münkir olduğu halde fert kanaatleri var ki her sinin Resul-i Ekrem'in ahlakı hakka ayrılmaz, haktan ayrılmaz. Yahudinin bir hati olduğu zaman Resul-i Ekrem'e gidelim diyordu. Biliyor ki hati kayıp olmaz. Fakat münafıkın bir hati olduğu zaman o da Resul-i Ekrem'e gidelim diyordu. Fakat eğer birisinin hati Yahudi münafıkın üzerine olsaydı onu kapatmak istiyordu. Resul-i Ekrem'e gitmek istemiyor. Nitekim Hazreti Ömer'in zamanında vakı oldu. Yahudi diyor ki gidelim, Resul-i Ekrem'e gidelim. Yok dedi, Kabe'nin eşrefe gidelim. Nihayet Hazreti Ömer Rauf geldi, söyledi de dedi, durunuz dedim, eve gidip geleyim. Gençleştirmişi getirdi, mırmamın askın bulunuyor. Fakat eğer ya münafıkın lehindeyse onu bir an evvel Resul-i Ekrem'in huzuruna gelirsen hakkın var onunla. Yani lehindeyse hemen Resul-i Ekrem'e müracaat eder. Aleyhindeyse kaybetmek için Resul-i Ekrem'e müracaat etmez, davayı istemiyor. Onların Resul-i Ekrem zamanındaki alametleri de oydu. Ve en yakın ben ve icadu'u ile Allahi ve Resulihi liyahkume beynihum. Eğer Allah-u Resulullah'a davet edilirse hükmü için اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ bir kısım ihraz ediyorlar gelmeden. Gelmezler huzuru saadete davet. وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ eğer onların hakkı varsa başkasının üzerine يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعَن۪ينَ Resul-i Ekrem'e مُزْعَن۪ينَ yani مُسْرَع۪ينَ şeriatla Resul-i Ekrem'e gelirler. Halleri bununla anlaşılır dünyada. Biliyor ki Hanet-i Kainat bu üç halden boş değil, üçten birisi. اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ bunların kalbinde küfür merazi vardır. اَمِرْ تَعَبُ yahut Resul-i Ekrem'in nebuvvetinde şüphe mi vardır? اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ yahut korkuyorlar ki Resul-i Ekrem Allah ile beraber taziyen buyuruyor. Zulüm mü edecek? Üçü de yoktur. Ne zulüm vaka olur bunlardan Resul-i Ekrem'den ne uyum. Ya Resul-i Ekrem'in nübüvvetini inkar ediyor ya zaten küfür var kalbinde tamam.
Bel ulaike humuz zalimun. Belki onlar arazden dolayı zalimdir nefslerine, küfre yürümüşler kendini. Müminlerin hali böyle değil. İnnemâ kâne kavlul müminîne. Müminlerin kavli ise, bir mümine gel de Resulü Ekrem'e gidelim dediği zaman, onların kavli doğrudan doğru diyorlardı. İnnemâ kâne kavlul müminîne. Müminlerin, halis müminlerin sözü, اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Bir insan Resul-i Ekrem'e davet ederse bir mümini, müminin kavli buydu. اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَانَا. İşittik, itaat ettik, اَمَنَّا gelelim giderlerdi. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَاُولَٰئِكَ işte bunlar. Bila tehir derhal سَمِعْنَا وَاَطَانَا diyen هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İflah eden müslüh, naci, felas olan, felah-ı necaz olan işte bunlardır diyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. وَمَنْ her kim يُطِعِ اللّٰهَ Allah'a itaat ederse, ferazi ifa etmek ve emrine itaat ederse, وَرَسُولَهُ رَسُولَهُ كَمَا itaat ederse sünnetini ifa etmek. Tefsir diyor ki bu ayet Tevrat-ı İncil'in hepsinin camiası. Çünkü hepsinin hulasası Allah'a Resulullah'a itaat ettir. Mevlana da diyor ki İnek rehe gel meksede eksa talebi. İnek amel rızayı Mevla talebi. Meksede eksa budur. Allah'a Resulullah'a itaat. Rızayı Mevla bu nedir? Allah'a Resulullah'a itaat. Ve yakşa Allah'a, Allah'dan korkar ve yetteki, ve yetteki, yetteki, itteka yetteki, yetteki emir cevabında ya gidiyor, yetteki karar, vakıfte ha ziyadeleşir, yetteki olur, hay vakıftir. Ve yetteki, kim ki korkarsa Allah'dan, fevlâike humul faizun. Faiz-ü necat, kavz-ü necat olan onlardır. Ezzafilûne bil maksûdî yani. Sonra daha münafıkların halleri var. Allah Allah. Ve etsemû. Yemine başladı. Zaten Mevlana diyor, bir adam çok yemin içti mi? Muhakkak bil ki yalan söyler. Çünkü kendisi de niçin yemin içiyor? Kendisi de bilir ki yalandır, inandırmak istiyor. Yani kendisi yalan olduğunu biliyor, o yalanı mukabiline inandırmak için yemine başlar. Fazla yemine başladı mı o yemin, onun doğruluğuna değil, yalancılığına delalet eder. Bize böyle talimat ediyor Mevlana. Ha. Gördün mü bir adam çok yemin içti mi? O da o değildir, o yalan söyler. Çünkü kendisine atemadı yok, onu inandırmak için yapıyor. Ve etsem o yemin ediyorlar onlar, billahi Allah ile nasıl yemin? Cehde imanı, cahidine fi imanı, cehd ederek imandan, büyük yeminler yani. Emin yemini de nedir? Lehen emertehum leyahrucunme. Emrettin mi ey Habibi ey Resulallah diyorlar diye. Bir muharebeyi emrettin mi biz hazırız emrine. Hemen çıkacağız muharebeye. Vaad ediyorlar Resul-i Ekrem'e, yemin içiyorlar. Bir gaza olursa biz emrine hazırız. قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا. Ey Halil'in onlara cevap budur. Yemin içmeyiniz, bizim sizin yarancı yeminlerinize ihtiyacınız yok. طَاعَةٌ مَعْرُوفًا. Ma'ruf olan bir itaat ediniz. Sözümüze itaat ediniz. Yemin ya kazı yeminlere ihtiyacı yok. Yeminine acet yok. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Celle Celaluhu haberdar sizin yapacağınıza. Geleceğiniz, gelmeyeceksiniz diyorsunuz, fakat yapacağınızı bilir. Yemini bırakınız da itaat ediniz. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ. Ey Ekmel Resul sallallahu aleyhi ve sellem, onlara söyle, bütün Müslümanlara söyle,
hidayet.